TBMM'de yeni yasama dönemi başladı ve yeni kabine belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Ekonominin dümeninde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olacak. Yeni kabinenin ve meclisin önündeki ilk düzenlemeler asgari ücret, emekli ve memur zammı olacak. Bakanlıklarda devir teslim töreninin ardından yapılacak düzenlemeler için çalışmalar hız kazanacak. Çalışma Bakanlığı yapılacak düzenlemelerin teknik taslak çalışmalarını Hazine'de bütçesini hazırlıyor. Emekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak. Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek. Burada en düşük emekli maaşı olan 7500 TL'nin de yükseltilmesi masada yer alıyor. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak. Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL'den %82 artışla 2000 TL'ye yükseldi.